Ben Erdinç Omaç. Ben Yetkin Omaç. Fotoğraf çekmek kolay ha. Hoş geldiniz. Sevgili dostlar. Bugün size XHS'in düşük ışıktaki performansından biraz bahsedeceğiz. Bu konuda da Yetkin Omaç'tan ben yardım isterim. Çünkü Yetkin Omaç daha önce de bilenler, kanalı takip edenler bilir ama kısa bir hatırlatma yapayım. Yetkin Omaç bir kısa film yönetmenliğini, çekimini falan filan yaptı. Dolayısıyla bu konuda biliyor yani objektif bir ne denir ona? Reaksiyon mu denir ona? Evet, reaksiyon. Bugün bir reaksiyon videosu çekeceğiz sizin için. Benim de kısa filmimden, daha önceden kendi kliplerim için çektiğim klip çekimlerimden birazcık bu konuyla ilgili, videografi ve sinemografi ile ilgili birazcık bir bilgim var. O yüzden burada bir yardımcı olmaya çalışacağım. Tamam. Reaksiyonların %90'ını aşağı yukarı Yetkin yapacak. Ben arada belki hangi ayarlarla ilgili yaptığım çekimleri... Çekimlerim hepsi F-Log 2'de yapıldı. XHS 2S ile yapıldı. Lensim 10-24 F4. F-değeri her zaman F4'te tutuldu. Manuel çekim yapıldı. Dolayısıyla 48... Tabii 48 enstantane F4 şey sabit. Hı hı. ISO'yu manuel olarak zaman zaman yani değiştirdim. Shutter speed 48'de. 48'de evet, tamam. Normal sinematik olarak çektik sinematik, hepsini. Evet. Dolayısıyla da... Onu ama... da şöyle anlatalım neden 48 olduğunu. Eğer 24 kare çekecekseniz sinematik çekimde, sinematografide bir kuraldır. Kare sayısının iki katıdır genelde. O yüzden 24 karenin iki katı 48 olduğu için 48 shutter speed'de çekilir ki motion blur dediğimiz hareket bulanıklığı diye Türkçe'ye çevirebileceğim şey göze şu an orijinal insan gözünün gördüğün en yakını olsun. Çünkü insan gözü de hareket olduğu zaman bir bulanıklık görüyor hızlı hareketlerde. Buna en yakını her zaman frame rate'in yani kare sayısının iki katıdır yapıldığı zaman shutter speed'de. Doğru, yakınır. Bu sadece 24 frame için geçerli tabii değil. Yani 30 frame'de çekerseniz evet, 60'la çekersiniz. Eğer ki, 60 frame'de çekiyorsanız 120 ile çekersiniz. Ama ki, daha sonra timeline'da da 24'e düşürmek kaydıyla. O artık evet, o sizin projenin sizi nasıl export alacağınıza bağlı. Yani 30 da yapabilirsiniz. Hangi platforma yükleyeceğinize bağlı. Eğer ki tabii bunu shutter speed'i iki katına sadece ve sadece insan gözünün motion blur'ına yakın bir hareket bulanıklığı yakalamak istiyorsanız yapıyorsunuz. Yani kısaca daha biraz daha sinematik göz yani insan gözünün gördüğüne yakın bir şey yakalamak için yapılıyor. Yani bu illa öyle olmak zorunda değil. Daha net bir şey yapacaksanız atıyorum ki bir slow motion bir çekim yapacaksınız ya da bir aksiyon bir şey çekeceksiniz ve çok fazla hareket bulanıklığı motion blur olsun istemiyorsunuz hızlı hareketlerde. Bu sefer de o zaman illaki iki katı yapmak zorunda değilsiniz tabii. Tabii ki. Aksiyon çekimlerinde yapmak durumunda değilsiniz ya da slow motion bir şey çekiyorsunuz, çok net yakalamak istiyorsunuz her şeyi. O zaman bu kuralı uygulamak zorunda değilsiniz. Fakat sinemada da çok sıkça uygulanan bir teknik. Kesinlikle. Evet. Peki sinematik çekim yetkin bu tabii bunların haricinde ben neyi keşfettim biliyor musun? Aslında çıplak gözümüzün algıladığı kadarını ya da algıladığı ışığa indirgeyip çekmeyi becermektir sinematik çekim. Çekimlerin dışındaki yani tabii görsel şimdi, olarak. Ya benim kendi... Yoksa ISO'yu vurursun tepeye daha tabii, aydınlık tabii yaparsın ama o sinematik olmaktan çıkar mı? Ya tabii. Bir görüntünün de neden sinematiktir çok tartışılan bir konu. Benim kendi kişisel tecrübem ve gözlemim şu. İki tane faktör var. Birinci faktör bence insan gözünün gördüğüne yakın bir algıyla hareket bulanıklığı olsun. İnsan gözünün ışık algısı olsun. Yani ya da gölge algısı. Evet, özellikle gölgeler çünkü insan gözü gölgeleri yani gölgeler siyahlar tam siyahtır, beyazlar tam beyazdır. Dediğimiz gibi hareket bulanıklığı, hızlı hareketleri de bir motion blur görür insan gözü. Bir bu. İkincisi ise bence şu. Sinemanın tarihine gitmek lazım. İlk sinema başladığında tabii ki analog filmlere çekiliyor ve bu analog filmlerin bir renk karakteri var. Bir karakteri ama var ve şey, lenslerin. Anladım. Ve yıllarca biz bunu görmeye ama alışık. Ama o color grading'e giriyor artık ama ondan yok, sonrası. Yani şöyle sinematik görüntüdeki algıyı oluşturan şey bu. Yani 100 yıldır kullanılan bir şey ve gözümüz bunu görmeye alışkın olduğu için o artık bize bir yerden sonra sinematik gelmeye başladığını düşünüyorum. Bu benim kişisel fikrim.
Çünkü eskiden yani yıllarca filmler böyle çekilmiş. Bizim gözümüz bu analog kameraların çektiği, analog filmlere çekilen bayağı kimyasal işlemler geçiren bu görüntüleri günün sonunda bizim gözümüz onu sinemada öyle görmeye alışmış. Tabii özellikle bir de bir marka da ona çok hakimdi. Önce Kodak, eskide, sonra Fuji'de girdi. Tabii Kodak Fuji'de özellikle girdi. Sinemada hala bazı, şimdi tabii ki dijital çekimler yapılıyor ama mesela hala Quentin Tarantino gibi, Christopher Nolan gibi hala günümüzde bile hala filme çeken, buna takık yönetmenler de var. Çünkü şey de öyle, bizim neydi o karatecimiz, o da mesela hala filme çeker ve kendisi kompoze eder ya. Kim, Jackie Chan'ı mı diyorsun? Jackie Chan, ha. Yok yani bilmiyorum hala öyle mi yapıyor da. Yani bu yönetmenler, birçok yönetmen, bu otör yönetmenler, bazıları bu hala buna takık. Takık olmayanlar da günümüzde şu var. Hala bile biz bugün flat çektiğimizde bile, log çektiğimizde bile günün sonunda bir color grading yapılırken aslında o film, analog filme çekilen görüntünün kopyasını imite etmeye çalışıyoruz biz hala günün sonunda. Yani o dijital görüntüde de biz hala bir şekilde o dijital görüntüyle oynayarak o aslında kamera, yani analog reel, analog ne denir, teybe bulamadım. Analog filme kaydedilen o görüntünün kopyasını yaratmaya çalışıyoruz. Çünkü her filmin dediğin gibi kodan çeşit çeşit şeyleri var, reel'ları var. Her filmin de karakteri farklı. Aynen. Kiminde maviler daha önde kaydoluyor, kiminde hani hepsinin karakteri farklı ve onu yakalamaya, biz hala onu kopyalamaya tabii çalışıyoruz. Tabii ama sinematografi tabii ki çektiğin filmin konusuyla ilgili ambiyans rengini de ona göre ayarlıyor değil tabii, mi? Tabii. Şimdi tabii eskiden şöyle, şimdi color grading, coloristlik diye bir iş var. Eskiden sinemada bu coloristlik dediğim şey şunun şurasında herhalde 30-20 senedir falan vardır arkadaş. Yani hani dijital dünyayla hayatımıza giren bir şey. Eskiden öyle renk düzelteyim falan gibi bir şey yok. Vizörden ne görüyorsanız o aşağı yukarı. Dolayısıyla sahne devamlılığında ışık setçiliği ve hani sinematograflık çok önemli bir şey. Bu diğer faktör de tabii ki ışık ve tabii kadrajlama, hani kullanılan lensler, kadrajlama tekniği, pozlama tekniği, bunların hepsinin bir karışımı sinematografik görüntüyü oluşturuyor. Evet, şimdi seni yakalamışken konudan konuya geçiyoruz belki ama iki sorum daha var benim sana. Bir tanesi video çeken arkadaşlar için, biliyorsun bu yeni kameraların hepsi bu otofoküse takmış vaziyette. Evet. Ama genellikle sinematografideki lensler hiçbir tanesi otofoküs değil, hepsi manuel fokus bir kere değil mi? Kesinlikle öyle. Çünkü aslında yani profesyonel sinema dünyasında bu işi yapan bir meslek dalı var. Yani focus pulling, yani focus puller diye bir iş var. Bu focus puller'lar sadece işi kameraman sahneyi çekerken odak neyse ona fokuslemek. Yani bir kişi var, şöyle düşünün, onun uzaktan tabii ki kumanda edilebilen bir uzaktan kumandası var. Elinde böyle bir monitörü var. Evet, monitör var. Bir wheel var, bir tekerlek. Boş, tekerlek var ve o tekerlekle o manuel bir şekilde fokus takip ediyor. Bunun işi o. Çünkü ne kadar da yapay zeka ilerlemiş olursa olsun bu işinde uzman bir focus puller'cının yapacağı kadar hızlı ve düzgün bir şekilde ya da yavaş ya da ne gerekiyorsa, o sahneye ne gerekiyorsa o şekilde manuel bir şekilde asla bir yapay zeka bu noktaya hala şu an erişemedi. Erişemez çünkü neye bakmanız gerektiğini orada biliyorsunuz, konuşuyorsunuz. Ya o erişebilmesi için senin beyninden geçen okuması lazım tabii, ki öyle bir tabii. Şey. Tabii yani genelde şöyledir yani. Mesela çok hareketli sahnelerde, tabii tripodla çekilen sahnelerde çok olmuyor ama steadicam'le ya da omuzda çekilen sahnelerde genelde bir provasını bile yapılır. Yani fokus provası yapılır. Diyelim ki işte kamerayı sağa çevirdik ve odak noktası buradan buraya geçti. Yani o aynı hızda geçtik. Yani kameraman ve focus puller beraber onu bir prova ederler. Oyuncular, set doğru bir şekilde algılamak için. Ya da yürüme sahnelerinde takip ediyoruz. Sırttan takip ediyoruz. Focus sırttan takip ettiğimiz karakterde ama durduğunda karşısına birisi geldi. Focus'u oraya almamız lazım. Yani bunların hepsi prova ediliyor ve focus puller o esnada izlerken kameramanla beraber devam edip bir takım referanslar alıyor kendince. Evet, tabii. Hatta notlarını alır. Üzerine çizerler. Şuradan şuraya aldım diye. Tekerleğin üzerine çizilir. O referans noktası alır ne yapması gerektiğini. Çok, bu çok da zor bir iştir. Gerçekten çok da pratik gerektiren bir iştir. Dolayısıyla tabii ki otofokus da çok kullanışlı bir şey.
günümüzde. Çünkü kendiniz bir şey çekecekseniz hem fokusu kendiniz ayarlayıp hem çekecek. Yani bu çok zor bir şey değil. Yani ya imkansız değil elbet ama. Değil. Ama zor yani zor. Değil. Benim tecrübe etmişliğim var. Kendim çünkü çektim. Yani kameramanı da beğendim. Fokus puller'ı da beğendim. Her şeyi de beğendim. O zaman biraz kısıtlayıcı oluyor. Yani çünkü hem kamerayı tutuyorsunuz ya da steadicam varsa hem de lensten fokusu manuel ayarlamanız gerektiği durumda yani çok iyi prova etmeniz lazım. İyi operatörlüğünü yapmanız lazım. Bir de hani sizi kısıtlayan bir şey. Belki ekibiniz olsa, fokus puller'ınız olsa o kamera hareketini çok daha özgürce yapacaksınız. Ama ikisini beraber siz yaptığınız zaman ona göre bir planlama yapmanız gerekiyor. Ya da otofoküste de ona göre bir planlama yapmanız gerekiyor. Otofokusun hızına da bağlı. Kullandığınız kamerada diyelim ki karşıdan birisi yürüyerek geliyor ve otofokus yürüyen objeyi takip etmesi lazım. Ve kullandığınız kameranın otofokusu çok hızlı değil. O yüzden oyuncunuza ya da yürüyen kişiye otofokusa uygun bir hızda yürümesini söylemek zorundasınız gibi kısıtlayıcı ögeleriniz oluyor. Fakat... Gerçi o konuda şimdi bu yeni makineler gerçekten inanılmaz şey ilerledi. Evet, şu an yeni nesil makineler... Ama ne var biliyor musun? Mesela bir sahne çekiyorsun ve arka arkaya iki tane insan var. Yani derinlikli, hani normal filmlerde görürsün ya birden bire oradan buraya geçer. Tamam, konuşmasın. Ama hala mesela... Onu ancak manuel olarak ayarlayabileceğin şeylerdir. Eğer kamera sabitse, obje sabitse asla otofokus kullanmayın. Bir kere fokus soluklanması problemi yaşayabilirsiniz. Ama lensten lense çok değişiyor. Lensten lense fark ediyor mu? Hayır. Sabitse obje, diyelim ki bir diyalog sahnesi çekiyorsunuz. Bir kamera bir omuzda, bir kamera bir omuzda. Ha, bu arada biz şu andaki çekimde XH2S ve 23 F1.4 Mark II ile çekiyoruz. Hı hı. Tamamen otofokus ve göz ayarlı göz çekiyorum. Ayarlı. Tamam. Şu an mesela sabit. Objeler sabit. Belli bir uzaklıkta. Ona göre bir f değeri ayarlandı. Ona göre ayarlandı her şey. Bir problem yaşamayız. Ama hani filmde de çekerken diyelim ki omuzdan çektik. Tabii ki karşı tarafta konuşan kişi de fokus. Dolayısıyla onu sabitliyorsunuz. Ve hani zaten referans noktaları vardır atıyorum. Yani oyuncuya da aktöre de söylersiniz. Hani çok ileri geri gitme. Ona göre bir ayarlama yapıldı. Hani çünkü manuel o fokus. Tabii yani. Sabit durun dersin. Evet ona göre yani alan bu kadar alanda rahat davran ama hani çok hareket etme fokustan çıkma, odaktan çıkma diye. Aynen. Alan derinliğinden evet, çıkma. Evet alan derinliğinden çıkma, bulanık yere düşme. Tabii. Çok fazla yani düşünmediğiniz kadar. Daha önceden biliyorsunuz ya net alan derinliği evet. o daha aynen, var işte. Aynen. Ki genelde sinematik olabilmesi için alan derinliği çok önemli. Çok önemli. Olabildiğince dar tutmaya çalışırız. Alan derinliği çok önemli ama bir kural değildir. Yok değildir. İlla sinematik olacak diye, illa arkası bulanık olacak diye bir şart yok. O şarta göre ve şekle göre değişir. Evet. En önemli şey kadrajlama ve ışık bu işte. Yani alan derinliğinden daha da önemli olan şey kadrajlama ve ışık yakalanan renk. Ama duruma göre tabii ki alan derinliği çok sinematik bir görüntü sağlayabilir size. Yani anlatacağınız şeye göre, ne anlatmak istiyorsanız. Ama duruma göre alan derinliği tam hiç olmamalı belki de. Duruma tabii. göre belki de çok net olmalı. Yani çok net olmalı. Çünkü sinematografide her şey bilinçaltına çalışarak yapılıyor. Yani seçtiğiniz lenste bile hissettirmek istediğiniz şey, kadrajda bile hissettirmek istediğiniz şeye göre davranmanız lazım. Çok sıkıştırırsanız bir close-up'ta belki de o karakterin sıkışmışlık hissiyatını vermeniz gerekiyor. O zaman geniş açıdan çekemezsiniz. Yani yok tabii canım. Dibine girmeniz gerekir ve öyle bir durumda belki arkanın bulanık olması, objenin dikkatin en öndeki kişide olması belki o duyguyu daha iyi verecektir. Ya da aynı senaryoda önemsizlik hissini vermek için daha evet, geniş açı vermek olsun. Belki de evet dikkatin her yerde olmasını istiyorsunuzdur. O zaman belki de arkanın bulanık olmaması gerekiyordur. O zaman bokeh kullanmamanız gerekiyordur. Birazcık hikayede ne anlatmak istediğinizin bilinçaltında ne anlatmak istediğiniz de çok önemli. Çok fazla düşünmediğiniz kadar detay var aslında bu işte ve izlerken onu direkt düşünmüyorsunuz belki izleyici olarak ama işin içinde olduğunuz zaman o algıda seçicilikle hani neyi neden yapmış olabildiklerini düşündükçe işin arkasında çok ciddi bir planlama olduğunu görüyorsunuz ve hani tabii mesela çok fazla gerilim filminde soğuk renklerin hakim tabii olduğunu renkler, görürsünüz. Tabii açılar hani her şey çok farklı. Yetkin, ikinci sorum da, daha doğrusu son sorum şey olacak. Log nedir? Ne gibi avantajlar sağlıyor şu andaki dijital dünya sinematografisinde? Renklerin flat çekilmesi anlamına geliyor diye özetleyelim.
Hı-hı. Çok özetle. Flat çekilmek nedir? Yani bir renk dinamik aralığına sahip olmak. Şimdi demek. Histogramı düşünün. Ben aynen. Yetkine yardımcı olmaya çalışayım. Histogramı düşünün. Normalde histogramda özellikle vektroskoplarda şeydir işte 100 artı 100 ile 0 evet. arasına evet, highlightları ve shadow'lara bölgeleri ayarlanır ama onu daha rahat ayarlayabilmek evet, için evet. ve clippingler gerçekleşmemesi için log çekim sıkıştırılmış çekimdir. Şöyle evet aynen size çok fazla aslında sıkıştırılmış değildir. Renkle sıkıştırılmış da değil. Tam tersi çünkü yukarı ve aşağı indikçe sıkıştır. Oysa aşağı doğru yine dinamik aralığını ha. Renklerin dinamik aralığının çok olması anlamına geliyor. Bu da ve sadece dinamik değil, siyah ve beyazın da. Siyah beyazın da highlightların, shadowların ve renklerin dinamik aralığının çokça olduğu bir çekim, düz renk çekim formatı ki istediğiniz renkleri ayarlayabilin, istediğiniz highlightları ayarlayın, isterseniz overexpose edin, isterseniz underexpose edin. Yani istediğiniz gibi görüntüyle istediğiniz gibi oynayabilmek evet. için Ve daha sonra rahat rahat düzeltebilmek tabii, için. Tabii rahat rahat düzeltebilmek ve stilize edebilmek açısından. Aynen yani bir flat görüntüyü istediğiniz kadar stilize edebilirsiniz. Biraz hayal gücünüzle, bir coloristin hayal gücüyle ya da yönetmenin kafasında kurduğu o vizyonun nasıl bir görüntü yakalamak istiyorsa ona göre yapılabilmesi için bir esneklik sunan bir formattır. Ayrıca şeyle de ilgili tabii dinamik aralığının iyi olması, çekimin bit 10 bit, 8 bit olması. Hatta hani 12 bit. 12 bit olması açısından. Ne kadar yüksek bit, o kadar çok dinamik aralığı, o kadar çok... Çok renk demektir demek. Özellikle, evet. Şöyle bir avantajı da var mesela. Kötü durumlardaki çekimleri kurtarabilmek açısından da diyelim ki o anda çektiniz ve çok overexpose oldu, çok güneşli bir yerde patladı beyazlarınız, highlightlarınız. Log çekerseniz ve 12 bitte çekerseniz diyelim 10 ki... 10 bitte. Ya da 10, yeter. Evet 10 bit yani diyelim ki öyle bir imkanınız var 12 bitte çekiyorsunuz. 12 bitte ancak arilerde falan çekersin yani bu yeni tamam, makine yani olmuş sinemadan, bir tanesi. Sinemadan bahsettiğimiz olsun, için olsun yine diyorum. De hadi biz buna çok bütçemiz yok ama işte yani 10 bitte çektik, çekebiliyoruz. 10 bit çektik kontrollü bir ortamda değiliz güneş ışığı patlamış durumda flat çektik highlightları bir yere kadar kurtarabiliriz. Çok ciddi bir şekilde rahatsız etmeyecek noktaya getirebiliriz. Mesela böyle avantajlar da veriyor bize. Veyahut düşük ışıkta çektik tam tersi. Underexposed bir görüntünüz var. O zaman da kökleyebiliriz, abartabiliriz. Orada da gözükmeyeni ortaya çıkartabiliriz. Yani bu büyük bir avantaj. Log çekmediğiniz zaman bu şekilde kurtaramazsınız görüntüyü. Görüntü neyse o. Yani normal bir renk profilinde çektiğinizde, log ve flat çekmediğinizde kamerada ne görüyorsunuz? Aşağı yukarı biraz oynayabilirsiniz, müdahale edebilirsiniz ama bir yere kadar. Dolayısıyla log çekme imkanınız varsa... Mutlaka log çekin. Ya korkmayın log çekmekten ya. Tabii yani, tabii yani. Onu düzeltmek çok şeydi. Zaten bununla ilgili ben bir içerik yapacağım göreceksiniz. Yani logu logu istediğiniz görüntüye getirmek için öyle çok da karmaşık şeyler evet yapabilirsiniz tabii. Elbette yani, bir kolorist ama, değilsiniz. Ha, ama çok, yine de çok basit yolları çok var basit, ben onu göstereceğim tabii. Size. Ha, bir koloristseniz tabii onu böyle alıp o ham maddeyi alıp parlatırsınız. İstediğiniz gibi işleyebilirsiniz. Bu bir meslek zaten bunu aynen. Kimse yapın size demiyor ama. Çok basit latlar var. Yani sadece çekip bırakarak bile. Bırakarak bile. Onun üzerine bir parçacık evet, şeyle, kontrastıyla. Aynen, kontrastıyla. Birazcık gamasıyla, birazcık aynen. Liftiyle, shadow'uyla oynayarak biraz düzeltebilirsiniz. Hani çok küçük hamlelerle istediğiniz güzel bir noktaya getirebilirsiniz. Yetkin ya bu sohbet bambaşka yerlere gitti. Ama evet. Çok da güzel oldu. O güzel oldu. Evet. Sinematografi hakkında da biraz sohbet etmiş olduk etmiş seninle. Olduk, aynen. Şimdi sevgili dostlar, bundan sonra... Sohbetin çoğunu Yetkin'e bırakacağım. Tamam, ben... Yetkin bana dur diyecek, yorumlarını yapacak. Özellikle buradaki amaç XH2S'in gece performansına. Tamam. Şöyle söyleyeyim. Düşük ışık performansı. Düşük ışık performansı. Bir tek şey uyguladım hepsine. Final Cut Pro'nun klasik noise reduction. Yani öyle çok abartılı bir noise reduction'ı tamam. Uygulamadım yani. Onu da bilin. Ama buna rağmen zaten eğer başarılı olmasa o noise reduction hiçbir şekilde kurtarmıyor. Tabii. Yani evet düşük ışıkta çok iyi bir performans vermiyorsa makina noise reduction da sihir değil bir yere. Tabii aynen tabii. Öyle. Küçük bir dokunuş, küçük bir tamirat. Yetkin o zaman hadi başlayalım. Evet. Tamam. Bakalım. Performans başlatalım. Nasılmış? Ne yapalım bunu bir... Evet şimdi başlatıyoruz Yetkin'ciğim. Tamam. Evet. Yetkin bu biliyorsun tamam. Seninle beraber çektiğimiz evet, yerler. Evet bugün beraberdik. Bugün beraber. Baksana siyahlarım yanlara. Grenin güzelliğine bak Yetkin ya. Mesela buradaki sahnede mesela
geri alalım. Devam etsin, devam etsin. Gelecektir orası. Ya da şuraya da bakalım. Burada mesela hani gözün gördüğüyle buradaki arasında renk farkına dikkat çekmek istiyorum. Gözün doğal gördüğüne çok yakın bir kere. Oradaydım ben. Çünkü hani aynı yerdeydik. Bir ona dikkat çekmek istiyorum. Hani renk karşılığı gerçekten çok başarılı doğal renkler anlamında. Burada mesela burada bakın o kadar çok az ışık kaynağı var ki gördüğünüzde. Karanlık neredeyse. Karanlık neredeyse. Ve böyleydi yani. Ve yani gözün gördüğü de aşağı yukarı bu. Ve bu karanlıkta bakın siyahlara baktığınızda normal şartlarda hani daha eski jenerasyon makinelerde ya da aşağı kısımlara baktığınızda daha gri yerlere baktığınızda çok olurdu. Fazla dijital ISO'dan kaynaklı, yüksek ISO'dan kaynaklı ki noise ben, gürültü oluşuyor. Burada 10 bin lira falan ya 8 bin ya 10 bin ISO'da çekiyorum. Bakın 8 bin şimdi hani konuya ne kadar hakimsiniz bilmiyorum ama 8 bin 10 bin ISO demek makinenin dijital olarak göremediği yani lensin karanlıktan dolayı sensörünü yakalayamadığı karanlıktan dolayı olan parçaları piksel makinenin dijital olarak amplifiye etmesi. Amplifiye edip oraları böyle kompanse etmeye çalışması demektir. Ve korkunç sonuçlar doğururdu eskiden. Tabii. Yani 8000, 10000 ISO demek berbat bir gürültü, noise olması anlamına geliyordu. Ve nasıl bakın yani çok o kadar yüksek ISO'da neredeyse hiçbir şey yok yani inanılmaz. Çok hafif gren var olan da. Evet o da gren gibi yani evet ISO gibi değil. Film burada, greni gibi. Burada da. Ama ışığın olduğu yerde de mesela karan yani gölgelere baktığımızda hani siyahların tam siyah olması, beyazların tam beyaz olması ve bu kadar az ışık kaynağında bu demek muhtemelen sensörün başarısı. Tabii yeni sensörün başarısı. Zaten biliyorsun bu stack layer sensör. Evet. Yani stack layer sensörün farkı yetkin bu. Bunda mesela ben bunu X-T4'te bu kadar uğraşıyordum ama bu kadar rahat yakalayamıyordum. Evet. Tabii. Yanlış anlama. X-T4'ün bir önceki sensörü ve işlemcisi başarısız diyemem. Tabii. Ama burada ciddi bir sıçrama var özellikle videoda. Evet. Burada da mesela arkadan gelen bakın şu an mesela burada mesela şöyle söyleyebilirim. Orada olduğum için söylüyorum. Burada mesela baktığınızda highlight'lara falan baktığınızda beyazlara baktığınızda şu an şu sahnede gözün orijinal gördüğünden çok daha net bir görüntü var mesela şurada. Burada da onu söyleyeyim. Evet. Yeterli ışıkta insan gözünden daha iyi yakalıyor. Yani insan gözünün yakaladığında daha iyi yakalıyor ışığı. Bu arada bizimkiler alışverişte değil evet, mi? Evet, aynen. Ön ve arka ışık deminki yerde. Yani ön ışık, arka ışık burada da var. Buradan gelen bir ışık var, buradan gelen bir ışık var. Burada genelde F değerleri ne çekim yaparken? 4 yetkin. Burada 4. Hepsi 4. Çünkü 4. Gece çekim yaptığım için ve lensimde zaten daha hızlı bir lens olmadığı için F4 en açık diyafram noktası. Lens neydi? Hangi lens vardı? Fuji'nin XF 10-24 lensi var. Yine gece burada bakın gene hani şu alt kısımlara bakarak birazcık anlayabilirsiniz düşük ışık performansını. Yani telefonla çektiğinizde de anlarsınız onu. Gerçekten çok yani biraz noise reduction var. Kabul. Çok minimal o da ama yani. Ama noise reduction'da da artifact oluşur yani normalde. Tabii. Eğer çok noise varsa yok o kadar değil yani. Burada çok hissetmiyorsunuz. Hissetmiyorsunuz. Yani. Aynı şeyi X-T4'te yaptığın zaman artifektler çok belirgin oluyor. Mesela kurtaramıyordum ben. Şuralara bakarak birazcık ne olduğunu, üst taraflara bakarak azıcık ne olduğunu görebiliriz. Buraya bak yani üst taraflara bakarak azıcık burada mesela burada biraz daha yani anlayabilsinler izleyenler diye. Bakın tepeye biraz geri alabiliyor musun? Tabii alırsın. Şuradan. Şöyle hafif. Şu sahnede üste dikkat edin. Üst kısma. Orada hafif noise artifektleri göreceksiniz ama burada da mesela şimdi burada ben hatta şu sahada poz verdim. Fotoğrafım var. O kadar az ışık var ki burada. Mesela şu an burada her şeyi net görüyoruz. Evet. Burada o kadar az ışık var ki fotoğrafta çektik. Fotoğrafta kapkaranlık gözüküyorum ben. Onu da yani göz önünde bulundurun ama hani artifektin ne kadar az olduğuna şu üst kısma bakarak anlayabilirsiniz. Gözüküyor biraz ama asla gözü rahatsız eden
dijital bir noise değil. Ya grand yani. O güzel bir şey. Burası yere kapkaranlık. Kapkaranlıktı. Orada ışık bile yoktu. Evet. Yani burada da mesela burada asla da. Yani. Ha en güzel performans. Mesela şöyle buraya çıktık. Hiçbir şey gözükmüyor normalde. Şöyle söyleyeyim yani. Hani şu an tepeleri mepeleri bir şeyleri görüyorsunuz ya hani şu orta kısmı. Yani canlı olarak hiçbir şey görmüyorduk. Öyle söyleyeyim. Doğal ışık yansıtması da çok güzel. Doğal ışık yansıtması ve ben şeye dikkat ettim. Sıcak ışığı alırkenki tonlarının gerçekten çok güzel olduğunu fark ettim. Şey var yani neredeyse filme çekiyormuşsun gibi bir sıcaklığı var, tatlılığı var. İyi de ben bir color grading yaptım. Yaptım biraz ama olsun. Yani gene bile o dinamik aralığı sana vermese o sensör yok, yapamazsın. Tabii canım. Ondan sonra seninle beraber biliyorsun Gümüşler Manastırı'na gittik. Burada da highlightlara bakabiliriz. Buradaki. Yani burada dinamik aralığı çok yüksek bir ortamdı. Yani biliyorsun gün ışığı çok at safhadaydı. Güneşin en tepede olduğu saatler bir video çekimi için en berbat saatler. Saatler evet. En zor şartlardır güneşin en tepede olduğu, en aydınlık olduğu. Çünkü asla highlightların patlamasını istemeyiz çekim yaparken. Yani şöyle bir bilgiyi de verelim. Dışarıdaki çekimlerin hepsi variable ND filtre ile yapıldı. Tamam mutlaka. Çünkü başka türlü olmaz. Başka türlü olmaz. Yani yerine göre 9 stopa kadar düşürmeme rağmen o bile yetmedi ve F değerini ben biraz başka daha... Başka türlü olmaz yok. Zaten yani gün ışığında çekim yapılacaksa mutlaka bir ND filtre ile çekmemiz lazım. Ama ona rağmen yine de sensörün ışığı alması önemli burada. Burada bu demin düşük ışık performansına baktık. Şimdi de yüksek ışık performansına da bakmış oluruz. Genelde ışık performansına bakmış oluruz. Dolayısıyla yüksek dinamik aralığında bir şekilde ispat ediyorum. Aynen. Mesela burada en güzel ispatlardan bir tanesi. Evet. Şimdi karanlık normal şartlarda şu arkada gördüğünüz beyaz kısımda hiçbir detay görmemeniz lazım. Tam güneş tepede. Orası inanılmaz aydınlık ve patlak olması lazım. Bembeyaz olması lazım. Ya da eğer detay görüyorsanız bu... Ya da detay görüyorsanız... Karanlıklarda hiçbir detay göremezsiniz. Kapkaranlık görürsünüz. Aynen öyle. Oraya odaklansak da burayı görmememiz lazım. Şimdi en karanlıktan dışarıya bakıyoruz. Hayratla ya... Overexposed bir durum var orada. Yani exposure çok fazla o tarafta. Burada da underexposed bir durum var. Karanlığın içindeyiz. Şimdi baktığınızda hem karanlığın içerisindeki... Yeterli detaylı görüyorsun. Hem de orada bir overexposure yok. Patlama yok. Yani... Patlama olsa bile detaylar orada duruyor. Geri getirebilmişiz o detayları. Tabii dinamik aralıktan dolayı. Tabii aynen. Unutmayın ND filtre var burada. Her zaman yüksek çekimde. ND filtrenin olmasının sebebi de F değerlerinden kaynaklı. Yok yani, şeyden kaynaklı. 48'de hala çekiyoruz. 48'de doğru. Shutter speed'den kaynaklı. Hani yani siz mühim değil. F'den de kaynaklı ama. Benim için önemli değil diyorsanız burada 32 ne bileyim 1/8000'le de doğru, çekersiniz. Evet ND filtreniz yok. Exposed bir görüntü istemiyorsunuz. O tamam, kayıt bitmiş. Evet. ND filtreniz yok ve over exposed bir görüntü istemiyorsanız da en büyük, en kolay şey shutter speed'i yükseltmek olacak. Aynen öyle. Bu kadar yani. Ha, o zaman da ama tabii motion blur'u kaybedersiniz. Ama hani ya gerçi bütün sahnelerde çok mu önemli motion blur? Değil. Hareket çok hareket yani. Motion blur yani evet. Sonuçta ama film tabii çekiyorsanız, motion blur istiyorsanız bu öteki türlü yapmak zorundasınız. Tabii. Devam edelim. Aynı şekilde güneşten tepede bakın hani gölge kısmına burada normalde göz yani burada patlıyor yani. Tepeye baktığınızda böyle gözleriniz kısmanız gereken bir güneş var burada. Vardı o gün. Ama bakın yani gözden normal insan gözünden çok daha fazla detay alıyor olması. Yok canım gerçekten yani çok başarılı bir kamera. Evet dediğimiz gibi yani hem yüksek ışıktaki sorunlarla düşük ışıktaki sorunlar farklı birbirinden. Nasıl yetkin bu kamerayla rahat rahat film çekersin değil mi? Elbet çekilir evet. Şimdi ben buraya bu gerçi şehir de vardı değil mi? Derin kuyu çekimlerimiz var mı? Derin kuyu çekimleri var tabii canım. Bakın bu mesela ben bunları gördüğümde şoka girdim. Şöyle söyleyeyim. Burada o kadar ışık yok ki. Yani burası yeraltı kısmı manastırın. Yani bu şu gördüğünüz ışıklar falan hani şu an burada gördüğünüz kadar aydınlatmıyor orayı. Yani öyle bir aydınlatma yok orada. Ve bu kadar düşük ışıkta bu kadar detay yakalaması ve bu kadar az noise'su olması beni çok şaşırttı. Bir şey söyleyeyim mi? Yani çok aydınlık olmasın diye burada ISO'yu kıstım ben. 6400'lerde dolaşıyorum ya da 5000'lerde dolaşıyorum. Yani beni en çok bu çekimler, yani derin kuyudaki çekimleri daha çok yorum yaparım ama hani bu yer altındaki
aşırı az ışıklı çekimlerde gösterdiği performans beni aşırı şaşırttı. İstersen hemen Derek Kuyu'ya da geçebiliriz Yetkin ya. Geçebiliriz evet. Evet yani. Oraya geçelim. Hepsini baştan sona izlemek zorunda değiliz. Ha, yalnız Gümüşler'in buradaki görüntülerin güzelliğine bak yani. Bunları da geçmeyelim. Evet. Burada hem içeride bir tane LED ışık var hem de dışarıdan güneş ışığı geliyor. İkili bir ışık kaynağı evet, var. Mesela şuraya bak yani. Ne kadar zor bir çekimdir biliyor evet, musun? Mesela, evet mesela evet. Yani hala bile şurada tepede detay görüyoruz. Yani o merdivenlerin olduğu yerde hala bile detayımız var yani. Bu kadar karanlığın içerisinde o overexposure olmaması büyük bir avantaj. Yani, çok. Yani videografi için, sinematografi için büyük büyük avantaj. Tabii burada hani bak mesela orada hissetmişiz birazcık. Tabii ama neden hissettik? O da normal zaten sinematografide bile aynı şeyi görürsün Yetkin. Yani hiçbir zaman eğer ki buradaki konu insanları tabii, odaklamaksa tabii. Bu patlamayı zaten evet. Göreceğiz. Yani normal insan gözü de böyle görüyor tabii, zaten. Tabii aynen öyle. Örnek olarak gösterelim bunu. Tabii ki soldan bu tarafa kaydık. Sol, objemiz soldaki objeydi. Ona göre bir ayar yapılıyor. Buraya döndüğümüzde bakın sağ tarafta patlamış, overexposed olmuş. İşte herhangi bir telefonla çektiğinizde ya da hani yüksek ya da ND filtreniz yoksa ya da shutter speed'inizi yükseltmediyseniz alacağınız sonuç budur. Yani ne demek istediğimizi anlasınlar diye durdum. Tabii anladım. Burada bu kamera bunu yapamıyor diye söylemiyorum. Yok yaparsın ama bu sefer yaparsın, sizi karartırım. Ama o, yani evet başka türlü ayarlamak gerekiyor. Şimdi sol taraftaki objeye göre ayarlandığı için. Ama bu karşılaşacağınız şey bu olur normal şartlarda. Yani buralar aslında buradan çok daha karanlık. Yani tabii olarak. Bayağı karanlık. Bu bence derin kuyuya geçebiliriz. Ben derin kuyu performansı inanılmaz. Hemen geçelim bakalım. Bitiyor. Evet derin kuyuya geldik. Derin kuyu 7 kat aşağıya inen bir yeraltı şehri. Bakın yani şu an ilk kat bu biraz daha aşağı insin. Orada çünkü hala biraz güneş ışığı geliyordu. Mesela şu an burası. Hiçbir şey yok abi burada. Burada mesela baktığınızda bakın. Şu an yani burada tabii aydınlatmalar falan var ama duvardaki detaylara ve ışığın yansımalarına falan bakarsanız yani biz girdiğimiz için söylüyorum. Gerçekten çok karanlık. Yani böyle bir bu şekilde görmüyor insan gözü içeriği. Tabii. Böyle bir detay yok yani. Gerçekten çok karanlık içerisi. Ve bu kadar detay alması bu kadar az ışıkta yani mesela buralarda abi, bakın. Başarsın, yani siyahın ya? İçinden geçerken bakın siyahlara bakın. Işığın vurmadığı yerler buralar. Siyahlara bakıp anlayabilirsiniz noise'in ne kadar başarılı olduğunu. Şuralardan şu bölgeye, evet. O bölgeye evet. Baktığınızda ışık vurmayan yerler. Yani siyahın tam siyah olması ve siyahın içerisinde benim gözüm görmüyor. Noise görmüyor. Ben de görmüyorum. Yani görmüyorum ben. Görmüyorum. Işığın vurduğu yerlerde de gözüm gördüğümden çok daha fazla detay alıyor. Yani beni en çok buradaki performansı bu kameranın, bu lensin, bu sensörün. Kameranın, bu sensörün. Evet. Şaşırttı. Çünkü işlemcinde yani yeni işlemci. Tabii canım. Yani şimdi yani. Zaten orada. Mesela bak burada. Mesela burada o noise dediğimiz hani noise'den çok grain ne benziyor diyebilirim. Evet. Şuralarda bir parça mesela. Evet, orada var, harekette var. Burada çünkü iyice ışık yok çünkü. Işık abi, kaynağı iyice yok. İlginç olan ne biliyor musun? Burada o tatlı grainleme var ama. Burada da noise yok. Yetkin siyahın, karanlıkta. Evet, siyahın içinde noise yok ama düşük ışık olan yerlerde hani gölgelerde çok güzel bir grenlenme var ama şey yok evet, yani noise yok. Noise de gerçekten gren karakterli. Yani o güzel bir şey, sinematik bir şey. O bir dezavantaj değil. Büyük bazı avantaj. Filmlerde onu bazen kasten yakalamaya çalışırlar. Tarz olsun diye grenli görüntüyü. Birçok şeyde zaten gren ilave etmek diye bir kavram vardı programlarda. Da Vinci'de mesela var. Filmlerde evet tabii. bazı durumlarda çok fazla netse mesela profesyonel pluginler var mı? D-Answer Pro var. Aynen. Kafadan gren ilave eder filmi. Film grain aynen. O analog filmin üzerinde oluşan kimyasallardan dolayı üzerinde oluşan o gürültüyü grain'e alsın diye. Anam dipe indikçe iniyoruz ya. İnanılmaz. İnanılmaz bir yer. İnanılmaz bir yer. Ben yani arkadaşlar kafam 4 kere vurup yardım ha burada. Evet maalesef. Büyüleyici bir yer. 7 kat aşağı iniyorsunuz ve tabii birazcık ara ara klostrofobik bir yer. Klostrofobisi olanlara çok tavsiye etmiyorum ama yoksa öyle bir sıkıntınız mutlaka görün.
Fakat yani, bu arada şeyde yani Lens'in başarısına da bakıyor etkin. Bu arada evet, şimdi mesela o yürüyüşlerde de şeye bakabiliriz. Lens'in hareket... Bir şeye daha bakabiliriz. Mesela bunu ben tamamen elimde manuel çekeyim evet. Ve hiç öyle hani özen de göstermedim. Hani evet, evet, IBIS'in evet. De başarısı orada evet, ortada evet, yani. Evet, evet, evet. Yani görüntüyü ne kadar... Evet orada mesela zaten yürümek çok zor, eğiliyorsunuz. Yani çok zor zaten. Şimdi bir sonraki bir varsa eğer ileride yok, hareket, hareketli bir sahne orada ona dikkat edebilirsiniz. Ha, burada mesela. Bakın mesela burada haldır huldur yürünüyor aslında ve oldukça da başarılı bir sabitleme var. Biraz koştura koştura yürüyorsun tabii. Çünkü aşağıdan biri gelirse tıkandın kaldın. Tıkanıyorsun alttan ya yukarıdan başka giriş çıkış aynı yerde. Ve oldukça başarılı. Dönüşlerde de hemen mesela fokus soluklanması yok denecek kadar az. Hiç yok, hiç yok. Bu lenslerde yok. Hiç yok yani. Hiç yok. Bu lenslerde yok. 10-24'te yani. Yok, 16-80'de yok. Yani normalde bu, şu an bu kamera acayip sallanıyor ve olabildiğince başarılı. Tabii ki bir gimbal değil, olamaz ama... Ama gimbal da bazen çok fazla stabil oluyor biliyor musun? Ama çok fazla stabil olmasına ihtiyacın olduğu durumlar varsa olabilir, orada gimbal kullanacaksın tabii. Yani sinematografik ya da video... Ama burada daha bir aksiyon, daha bir doğal tabii, bir hareket. Tabii. Buna rağmen IBIS çok başarılı. Ha, mesela, yani mesela burası mezarlığa aynen yer. İnanılmaz kapkaranlıktı burası. İnsanlar sıkıştık burada. Hiç, yani, hiç ışık yok bakın burada. Hiç, hiç ışık yok. Hiç ışık yok ve siyahlara bakabilirsiniz. Bakın siyahlara bakın. Siyahlarda hiç noise yok ya. Şurada, hiç noise yok. Hiç. Evet. Aynen. Burada, burası da benim çıktığım yer. İnilebilecek en aşağı yerdi. Tabii kazılar da durdurmuşlar. Bir yerlerde yani durdurmuşlar. Derin kuyu bundan daha da derin oldu. 25 kat falan. Bazı yerleri kapamışlar zaten. Evet onu gördük. Bak mesela buradaki harekette yani minimal hareketlerde stabilizasyon çok başarılı. Hele minimal hareketlerde sanki elinizde gimbal var gimbal gibi. Gimbal var kadar bir başarılı evet. Yetkincim çok evet. Teşekkür ederim. Yani rica ederim. Çok keyifliydi benim için de. Epeydir olmuştu kanala konuk olmayalım. Keyifli oldu. Evet oldu evet evet. Yetkin'e çok teşekkür ediyoruz sevgili dostlar. Burada bize hem sinematografi ile ilgili çok keyifli bir sohbeti sizlere aktarmış olduk. Hem de XH2S'in düşük ışıktaki performansla ilgili çok da güzel şeyler söyledi. Evet. Bir daha kendisine teşekkür ediyorum. Evet, ben şaşırtıcı bir performans verdiğini söyleyebilirim. Değil mi? Yani çok yeni nesil bir makine. Hani bunun bir alt jenerasyonu, bir küçük... XT4. Bir küçüğü bu kadar... Yani böyle bir yine başarılıydı ama bu kadar değil. Bu kadar değil. Gerçekten çok geliştirmişler. Bir de güzel olan şey senin az önce söylediğin gibi noise'u grain olarak veriyor. Noise evet, olarak evet, vermiyor. Evet. Zaten sinematik hale getiren evet. Ve bunu çok başarılı çok, kılan da o. Yani evet bu ISO'nun gürültüsü yani görsel gürültüsü noise'u eskiden çok dijital bir şey olduğu için o eskiden çok hani eski telefonlardaki şeyi düşünün. Karanlık çekimleri düşünün. Çok göze batan bir şeydi. O böyle dijital analog şeydeki gibi reel'lardaki gibi bir kimyasal bir grain gibi değildi. Evet. Şimdi birazcık çünkü grainleşti mi? Evet. Ve ona ben mesela bazı çok enteresan YouTube'da içerikler yapan çok ünlü yabancı insanların Sony şeyle A74'le kıyaslıyorlar. Hı-hı. Ve A74'ü sırf bu yüzden satıp daha doğrusu iki makinede olan insanlar düşük ışık performansı performansından işte. Dolayı ve 14 plus şöyle dinamik aralığıyla şu anda Sony A1'i de geçmiş vaziyette XH2S. Gerçekten doğru. Çok başarılı. Ben şaşırtıcı derecede başarılı olduğunu söyleyebilirim. Peki sevgili dostlar umarım bu içerik sizlere değer katmış ve beğenme butonunu hak etmiştir. Hala abone değilseniz ne yapalım Yetkin? Ne yapsınlar? Abone olmayı lütfen unutmayın ve zil butonuna da basın ki bildirimleri alın. Bunu yapın ki bu beğendiğiniz içerikleri daha geniş kitlelere sizin sayenizde daha rahat bir biçimde ulaştıralım. Bu konu için şimdiden teşekkür ediyorum. Vallahi sevgili dostlar her zaman bitirdiğim gibi bitireceğim. Huzur ile kalın, sağlık ile kalın, keyif ile kalın, hoşça kalın. Ben Erdinç Omaç. Ben Yetkin Omaç. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük de bu kadar.